Herkese merhabalar. Bugün sizlere ara ara onlardan ilham aldığım, ara ara da birçok şeyi onlardan öğrendiğim YouTube kanallarını sıralamak istedim. Öncelikle olarak abone olduğum ve takip ettiğim yabancı kanalları sizlere sıralayacağım. Bir sonraki videoda ise Türk kanallarını sizlere, Türk ve Türkçe kanalları aslında sıralayacağım. Beni takip ediyorsanız zaten bu kanalların da çoğunu siz de takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum zaten. Ama yine de ilginizi çekebilecek kanallarda ortaya çıkabilir. Hadi başlayalım. JDM Masters. Japonya'da Japon araçlarını incine cincine kadar öğrenmek isterseniz zaten bu kanalı takip edin. Özellikle Captain Bradford bu konuda Splinter Usta diyebiliriz aslında. Japon araçları ve TOGG'ler üzerine ilerlemiş olan kanalda katalog bilgileri dışında işte tasarım dilinde anlatıyor oluşu başarılı bulduğum özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Video uzunlukları bakımından biraz yüksek olsa da 2-3 video dışında çoğunu sonuna kadar izlemişliğim vardır. Abone değilseniz tavsiye ederim. Albo. JDM Masters'a göre aslında daha eski bir kanal. Japon kültürüne dair videoları da bulabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde geceleri yapılan togeler konusunda da videolar var. Ulaşabilirsiniz bunlara. Biraz vlog tarzı olması ve arka planda sürekli bir müzik çalınma durumu söz konusu olduğu için hani izlemekte biraz zorlanabilirsiniz. Tamamıyla izlememi beni engelliyor açıkçası. Ama videoların geriden itibaren izleyip acaba yeni videosu ne olacaktır diye de bakmama sebebiyet verdiği için bu kanalda abone olup sürekli olarak takip ediyorum. Bir diğer kanal olarak Donut Medya'yı sizlere söyleyebilirim. Şu an aslında beni işte mecburiyetten zaten evden video yapıyoruz. Ama onlar her gün arka planda bir yeşil bez ile yani yeşil ekran üzerinden bu videoları her gün yayınlıyorlar. Birçok serileri var. Bunlardan Money Pit, Up to Speed, Bumper to Bumper, High Low gibi serileri bağımlılık yarattı diyebilirim. Zaten abone sayıları da bir şey anlatır vaziyette diyebiliriz aslında. Dördüncü sırada ise kilometre77.com. Bu kanalı zaten hepiniz biliyorsunuz. Yani her yerde bu zaten paylaşılıyordur. Geek testini sürekli aynı yol üzerinde yapıyorlar. Ve marka modellere bağlı olarak objektif bir şekilde sizlere iletiyorlar. Otomobillerin dinamiklerinin nasıl değişkenlik gösterdiğini hep beraber görebiliyoruz bu sayede. Videoları İspanyolca olsa bile İngilizce altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Genellikle ilgimi çeken araçların testlerini, videolarını izliyorum. Ama her an yeni bir video gelir mi mantığıyla bu kanalda abone olup sürekli olarak takip ediyorum. Beşinci sırayı ise Car Throttle'ı ekledim. Sanırım en uzun süreli abone olduğum kanallardan bir tanesi. Otomobil üzerine olup çok da fazla bir şey öğretmeyen ama daha çok eğlendiren yapısıyla İngiliz Top Gear, Fifth Gear kafasıyla yapılan videolara sahip. Her hafta bir video geliyor ve genellikle İngiltere'de de zaten trendlere giren bir şey var, yapısı var. Abone değilseniz abone olmanızda fayda olacağını düşünüyorum. 6. ve 7. olarak Doug Demuro ya da Mor Doug Demuro diyebiliriz. YouTube'da yabancı içerikli video izlemek isterseniz denk gelmemenizin zaten ihtimali yok. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Tek kamera açısıyla otomobillerin garip özelliklerini bulmaya anteçmiş olan bir yapısı var. Özellikle ilginizi çekecek bir otomobil tanıtımı çıkacaktır illaki. Egzotiklerden tutun, işte Bugatti'dir, Koenigsegg'dir, o şekilde egzotiklerden tutun. Normal bilinen Toyota araçları bile
bu kanalda yer bulabiliyor. Kendisi daha çok zaten Avrupa menşeli otomobiller sevse de A6 Allroad'u gömmüşlüğü de objektifliğini koruyan bir yapısı var. Takip etmenizi tavsiye ederim. 8. olarak Driving Sports TV'yi tavsiye ediyorum. Yine uzun süreli aboneliklerinden bir tanesi, yaklaşık 5 sene olacaktır muhtemelen. Hatta ara ara zaten Facebook sayfasında da paylaşımlarını yapıyorum. Videolarımı paylaşımlarını yapıyorum. Özellikle son zamanlarda zaten trendler sebebiyle zaten SUV dışında başka bir araç bulamıyoruz. Özellikle SUV olan araçları sürekli olarak aynı araziye çıkartıp test ederek aralarındaki farkları göz önüne seriyor ve aynı şekilde filmografisi de sürekli olarak işte sabit bir kamera, dışarıdan da biz bunu görebileceğimiz şekilde sabit bir kamerayla gösterimi de yapıldığı için videolarından sıkılmıyorsunuz. Normal test videolarının dışında işte özellikle bu arazi kısmı konusunda biçilmiş kaftan diyebiliriz aslında. Güzel bir şeyi var. Güzel videoları var diyebilirim. Bu arada abone olursanız da çoğunlukla Japon araçlar görmeniz de olası. Kendisi zaten bir Subaru'su var. Legacy, eski. Daha öncesinde de zaten Subaru araçlarla ilgileniyor. Subaru günlerine falan da gidiyor. Hatta birçok anlatım stilini Ryan'dan çalmış da olabilirim, yani araklamış da olabilirim. 9. olarak Honda Projection kanalını öneriyorum. Adı üstünde zaten, Honda'nın Amerika kıtası marka elçisi olan Jason'dan bahsedeyim kısaca. Adı üstünde de yalnızca Honda üzerinde bir kanal. Honda hakkında yenilik görmek isterseniz, Avrupa veya Amerika'daki buluşma videolarına ulaşmak isterseniz bu kanalı takip edebilirsiniz. Video genellikle aşırı ilgi çekmese de ara ara güzel içeriklere denk gelebiliyorsunuz. Sürekli takip etmiyorum Jason'ın videolarını. İşte denk geldikçe, ilgim oldukça o videolara bakıyor ve izleyebiliyorum. En azından yenilikleri, Honda cephesindeki yenilikleri Jason üzerinden hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Öyle bir güzelliği var. Yabancı içerikli abone olduğum kanallar konusunda anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.